Merhaba arkadaşlar. Bu hafta size Bitcoin kazanmanızı sağlayacak bir hizmetten söz edeceğim. Aslında bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce hem bu platformu hem de benzerlerini bir videoda size anlatmıştım. Ama aralarda kaldı ve yeni abonelerimin çoğu da haberdar değil. O yüzden bu videoda detaylı biçimde hem yeni özelliklerinden hem kazancı arttırabilmek için uygulanması gereken taktiklerden bahsedeceğim. Gerçekten işe yarıyor mu? Ne kadar sürede ne kadar kazandırıyor? Bitcoin çekilebiliyor mu? Nasıl çekiliyor? Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değiyor mu, değmiyor mu? İşte tüm bu sorulara ve daha fazlasına yanıt sunacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu videoda CryptoTab Browser'dan bahsedeceğim. Evet, YouTube'da bununla ilgili çok sayıda video mevcut ama bu videoda diğer videolarda olmayan, kullandığınız takdirde size büyük fayda sağlayacak özellikleri ve taktikleri de anlatacağım. CryptoTab Browser tıpkı Google Chrome, Microsoft Edge ya da Opera gibi bir web tarayıcı, fakat ek olarak bilgisayar ya da telefon donanımımızı kullanarak Bitcoin kazan yerleşik bir madencilik algoritması içeriyor. Bu tarayıcı hem kazım özelliği aktif halde kullandıkça ve bu halde açık tuttukça Bitcoin kazanıyorsunuz. Ayrıca tarayıcıyı normal internet işlemleriniz için kullanırsanız kazım hızınız bir miktar daha artıyor. Hem bilgisayarda hem telefonda kullanıyorsunuz ama telefonda çok hızlı bir şekilde şarj edildiği için daha çok masaüstü bilgisayarlarda ya da işte dizüstü bilgisayarlarda kullanmanızı tavsiye ederim. Hızlı bir şekilde nasıl kazım yapıldığına ve kazandırdığına geçelim. Eğer vereceğim bilgilerden sonra kullanmaya karar verirseniz videonun devamında diğer önemli özelliklerini, taktikleri ve nasıl üye olunacağını da anlatacağım. Video açıklamasındaki linkten tarayıcıyı indirdikten, kurduktan ve sisteme üye olduktan sonra sağ üstteki C biçimindeki ikona tıklayın. Açılan sayfada Mining Speed çubuğunu sağa doğru çekin. Çubuğu ne kadar sağa, yani maksimuma doğru çekerseniz bilgisayarınızı o kadar çok kasar. İşlemcinizi seviyorsanız bu çubuğu sona dayamayın. Çeyrekte ya da yarımda tutun. Bir süre bu şekilde çalıştıktan sonra CryptoTab Browser kazma işleminin bilgisayarınıza göre optimize edildiğini ve bilgisayarı yeniden başlatmanız gerektiğini belirten bir bildirim gönderecek. Bildirim geldiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bu browser'ı evimdeki iki dizüstü bilgisayarı da kurdum. Birinde bildirim geldi ama diğerinde gelmedi. Ben arkadaşlar Mining Speed çubuğu 3'te 1'deyken bilgisayarı 24 saat boyunca açık tuttum. İlk endeks trilyonda 932.917.729 Bitcoin'ken 24 saat boyunca bu şekilde kazım yaptıktan sonraki endekse trilyonda 934.497.464 Bitcoin oldu. Aradaki fark, yani kazançsa trilyonda 1.579.735 oldu. Bu miktardaki Bitcoin ise 31 Ocak 2021 itibariyle 0.40 TL, yani 40 kuruş yapıyor. Peki elektrik maliyetin ne kadar? Bu kazımı böyle ortalama özelliklerde ve ufak tefek işlemler için kullandığım bir dizüstü bilgisayarda yaptım. Dizüstü bilgisayarlar masaüstü bilgisayarlara göre elektrik tüketimi konusunda daha ekonomiktirler. Benim dizüstü bilgisayar saatte yaklaşık 90 watt elektrik tüketiyor. Sadece CryptoTab Browser açık olduğundaysa CPU %30-%40 arası çalışıyor. Hadi diyelim ki full arkadaşlar, full performans 90 wattla 24 saat boyunca çalıştı. Bu da elektrik bedeli olarak yaklaşık 1,5 lira gibi bir şey yapar. 1,5 lira elektrik bedeli ödeyip 40 kuruş kazanmak haliyle çok da karlı görünmüyor. Bitcoin'in değeri artmadan da karlı hale gelmeyecek. Peki bu tarayıcı en mantıklı şekilde nasıl kullanılır? Arkadaşlar, bu tarayıcıyı özellikle Bitcoin kazanmak için kullandığınızda zarar ediyorsunuz. Fakat diyelim ki gerçekleştirdiğiniz faaliyetler için bilgisayarınız günde belirli saatlerde aktif. Bu saatlerde CryptoTab Browser'ı da açıp düşük performansta kazım hızı ayarlayarak arka planda yavaş yavaş Bitcoin kazanabilirsiniz. Peki bu maliyeti nasıl düşürebilirsiniz? Maliyeti düşürmenin en iyi yolu arkadaşlar, elektrik faturasını kendinizin ödediği bir yerde tam performansta kullanmamaktır. Yani bunu çoğunlukla tam performansta daha mantıklı ortamlarda kullanırsanız daha karlı olursunuz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bir de arkadaşlar yeni bir özellik var. Panele Cloud Boost adında yeni bir özellik eklenmiş. Bu özellik kullanıldığında kazım hızı %15'e kadar artıyor. Fakat ücretli hale getirmişler. Yani ya para ödüyorsunuz ya da hesabınızdaki Bitcoin'leri kullanarak bu boost'u satın alabiliyorsunuz. 15x hızındaki paketi ayda 183 lira. Az önce yaptığımız hesapta 24 saatte 1,5 lira elektrik kullanıp ancak 40 kuruş kazanabiliyorduk. 15x hız alsak günlük kazancımız 6 liraya çıkar. Fakat hem hızlandırma ücreti hem de elektrik masrafı giderimiz toplam 7.6 liraya çıkar. Özetle yine Bitcoin'in değeri yükselmediği takdirde bu hızlandırmanın yarardan çok zararı var.
Peki CryptoTab Browser kullanarak Bitcoin karımızı nasıl arttırabiliriz? CryptoTab Browser'da network özelliği var. Yani başkaları üye olsun diye linkimizi paylaştığımızda linkimizden üye olup kazım yapanlar 10 derinliğe kadar referans kazancı elde etmemizi sağlıyor. Şöyle anlatayım, bir alt referansımızdan %15, onun altından %10, onun altından %5, %2, %1 şeklinde gidiyor. Derinlik arttıkça kazanç düşüyor ama daha da yaygınlaşıyor. Paylaşacağınız referans link hemen istatistiklerin altında mevcut. Kopyalayıp tanıdıklarınıza bir bilgi metniyle birlikte gönderebilir ya da reklam, içerik üretimi gibi yöntemlerle paylaşarak network'ünüzü arttırabilirsiniz. Unutmayın, ne kadar çok network o kadar çok kazanç demektir. Ek olarak bu noktada kullanmanız gereken çok önemli bir özellik daha var. Linklerinize farklı ID'ler ve yorumlar tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin web siteniz, sosyal medya hesaplarınız ya da reklam kampanyalarınız için farklı ID'lerde linkler oluşturabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Böylelikle hangi platformdan daha çok üye kazandığınızı görerek o platforma ağırlık verebilirsiniz. Bunu yapmak için panele gidip sağ üstteki Affiliate Dashboard sekmesine tıklayın. Your Links bölümündeki Add Link butonuna tıklayın. Açılan pencerede örneğin web siteniz için bir link oluşturuyorsanız bunu anlamanızı sağlayacak bir alt ve bir yorum yazıp Create'e tıklayın. Yeni oluşturduğunuz link bağlantılar alanına eklenecek ve üzerindeki iç içe geçmiş iki dikdörtgen simgesine tıklayarak kopyalayıp kullanabileceksiniz. Artık bu linkten gelen üyelerin istatistiklerini de ayrı ayrı görebileceksiniz. Sağ üstteki Mining Network alanına tıklayıp tarih seçtiğinizde linklerden kaçına tıklandığını, kaçından indirme ve yükleme yapıldığını ve aktif madenci sayınızı görebiliyorsunuz. Örneğin tıklama yüksekse fakat indirme ve yükleme düşükse bu CryptoTab Browser'ı iyi anlatamadığınızı ve tanıtım stratejinizi geliştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Aktif madenci sayısı ise son 24 saatte kazım yapan madencilerin sayısıdır. Bu sayının yüksek olması için linkinizden üye olanlardan ulaşabildikleriniz bir WhatsApp ya da Telegram grubuna toplayıp amiyane tabirle arada bir gazlamanız gerekiyor. Yine bu sayfada network'ünüzün derinliğini de görebilirsin. Mesela ben en fazla 4 derinliğe kadar inebilmişim ve o da aktif değil. Çünkü açıkçası çok emek harcamadım. Peki siz daha derinlere nasıl inebilirsiniz? Bir altınızdaki üyeleri bu konuda istekli olan insanlardan seçerseniz ve onlara yol yöntem öğretirseniz, yani bir nevi ekip lideri haline getirip aynısını bir alttaki üyelerine de öğretmelerini söylerseniz daha derinlere inebilirsiniz. Alt üye sayısı sınırı olmadığı için derinliğinizi şemsiye gibi açıp yayabildiğiniz kadar yayabilirsiniz. Bu da kazancınızı elbette katlayarak arttırır. Şimdi bazılarınız muhtemelen ben web site yapmayı, grafik tasarım yapmayı bilmiyorum diyebilirsiniz. Nasıl tanıtacağım diye soruyorsunuzdur. CryptoTab Browser bunu da düşünmüş ve size tanıtımda kullanabilmeniz için önemli destekler sunuyor. Öncelikle diyelim ki web site ya da blogunuz var fakat banner yapamıyorsunuz. Bu durumda hemen panelden önce Affiliate Dashboard'a sonra promosyon sekmesine tıklıyorsunuz. Generate Banners alanından önce sitenizi oluşturduğunuz linklerden birinin ID'sini, sonra temayı, sonra banner boyutunu seçip Create Code butonuna tıklıyoruz. Sonra da oluşan kodu kopyalayıp web sitemizdeki ilgili alana yapıştırıyoruz. Hepsi bu. Diyelim ki web sitemiz yok, insanlara bireysel olarak ya da reklam yayınlayarak ulaşmak istiyoruz. Bunun için de aynı sayfada Landing Page başlığı altında kullanabileceğiniz referans kodunuzun eklenmiş olduğu Türkçe web sayfaları var. Bunlara Landing Page yani iniş varış sayfaları denir. Özellikleri detaylı bilgi içermeleri ve yüksek dönüşüm sağlamalarıdır. Bence muhteşem bir destek. CryptoTab Browser network'ünüzü arttırmanız için size gereken tüm desteği sağlıyor. Yani tüm bunlara rağmen bu işten kazançla çıkıp çıkmamak kişisel beceriye bağlı. Peki kazandıklarımızı nasıl çekiyoruz? Kazandıklarımızı istediğimiz zaman önce Bitcoin bakiyemize sonra Withdraw BTC butonuna tıklayıp Bitcoin adres bölümüne bakiyemizi yatıracağımız Bitcoin cüzdan adresimizi ve çekmek istediğimiz bakiye miktarını girip robot doğrulaması yapıp çek butonuna tıklayarak çekebiliyoruz. Bakiyemiz 3 iş günü içinde hesabımıza gönderiliyor. Fakat genelde bu süreç 24 saat içinde tamamlanıyor. Türkiye'deki köklü ve sağlam Bitcoin borsaları olan Paribu ve BTC Türkiye üye olarak Bitcoin hesabı açabilirsiniz. Eğer buraya kadar duyduklarınız hoşunuza gittiyse nasıl üye olunacağı ile ilgili kısımla devam edelim. Video açıklamasındaki linke tıklayarak tarayıcının resmi web sitesine gidin ve indir butonuna tıklayarak Browser Setup Exe dosyasını indirin ve çalıştırın. Yükleme tamamlandıktan sonra karşınıza CryptoTab Browser ile ilgili bilgiler veren slaytlar çıkacak. Eğer daha önce üye olmadıysanız no thanks deyip hepsini kapatmayın. Next next diyerek devam edin. Eğer bu tarayıcıyı varsayılan tarayıcınızı yapmak istemiyorsanız 4. slide'da skip butonuna tıklayın. 5. slide'da sign in butonuna tıklayın ve Google hesabınızın bilgilerini girerek ilerideyin ve üye olun.
Eğer Google hesabınızda üye olmak istemiyorsanız bu pencereyi kapatın. Sosyal medya hesaplarınızdan biriyle üye olmak için şu yolu izleyin. Masaüstünüzdeki CryptoTab Browser kısa yoluna tıklayın. Browser'ın sağ üst köşesindeki C ikonuna tıklayın ve açılan sekmedeki arayüzün sağ üst köşesindeki hamburger menüye tıklayın. Açılan penceredeki Login butonuna tıklayın. Açılan sayfada aşağıdaki Facebook, Twitter ya da VK butonlarından birine basarak ilgili sosyal medya hesabı bilgilerinizle giriş yapın. Hepsi bu. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.